Yeni bir videoyla karşınızdayım. Haftanın mesajı. Bu hafta normalde yanımda hep bir arkadaşım olurdu. Biliyorsunuz arada bir değişiklik iyidir yani. Arkadaşlardan acaba kimi oynatsak diye sordum. Bizim işimiz var, bizim hizmetimiz var abi. Sen şu balonu al, bununla takıl dediler. Ben de artık yalnızım dostlarım. Yalnızım, yalnız. Çekmediğim dertle çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Evet, kameraman arkadaşımız Cevat Kelle. Furkan'cığım, şöyle köyü alalım. Spontane bir şekilde seçelim. Şöyle arkadaşlar seçiyoruz. Şöyle buyurun efendim. Bakalım ne çıkmış. İki tane çıkmış şansımıza. Şuna bakmayarak geri koyuyoruz. Sen de bakma. Bakalım yani ilerleyen haftalarda o çıkacak. Acaba nasıl bir mesaj vardı orada? Evet. Vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Şöyle verelim. Cenab-ı Hak insanın kalbine istemek duygusunu vermiş. Çünkü Cenab-ı Hak sonsuz keremiyle, sonsuz hazineleriyle insana vermek ve ikram etmek istiyor. Cenab-ı Hak sonsuz kerem sahibi. Bu sonsuz keremi, bu sonsuz ikram ediş elbette bir muhatabı isteyecektir. Elbette bir müşteriyi arayacaktır. İşte o müşteri ebediyete layık, ebediyete misafir ve muhatap olacak olan insandır. Madem Cenab-ı Hakk'ın sonsuz hazineleri var, madem Cenab-ı Hak her şeyi vermeye kadirdir, madem kudreti her şeye yetecek derecede sonsuzdur, öyleyse aklı olan insan kalbindeki bu sonsuzu isteme kapasitesine göre hareket edecek ve ona göre dua lisanıyla, fiilen ve dil ile, yani kavli lisanımızla, lisan-ı hal ve lisan-ı kalimizle, dilimizle ve halimizle Cenab-ı Hak'tan istemeliyiz. Sonsuz olanı istemeliyiz. Ne kadar çok isteyebilirsek daha fazlasını da istemeye çalışmalıyız. Çünkü verecek olan zat sonsuza sahip olan bir zat. Her şeyi tahtı tasarrufunda tutan bir zat. Her şeyi hazinesinde bulunan bir zat. Öyleyse insan neden istemekten geri dursun ki? Hayatınızdaki en küçük detaydan tutun da, hatta belki mesela ayakkabı bağcığınızdan tutun da, mesela mesleki anlamda istediğiniz bir işten, istediğiniz bir eşten hayırlı olanını Cenab-ı Hak'tan isteyin. Ama acaba şöyle olur mu, böyle olur mu, ya bana böylesi olmaz diye ümitsizliğe düşerek değil. En iyisini isteyin. Duanızla Cenab-ı Hak'tan en hayırlısını isteyin. Elbette mesela en yüksek puanlı olan bir üniversite en iyisi demek değildir belki de. Siz en hayırlısına talip olun. Ya Rabbi deyin, ben tamamen sana tevekkül ediyorum. Sana güveniyorum Rabbim. Sen benim için en hayırlı olanı biliyorsun. Öyleyse bana en hayırlı olan neyse onu ver. Ben sana teslim oluyorum ve bunun için de kanunlarına tabi oluyorum. Çünkü bu kanunları sen koydun ya Rabbi. Rızkı kazanmamı nasıl istiyorsan ben o yola başvuracağım. Senin kanunlarına muhalefet etmeyeceğim ama sen rızkımı en güzel şekilde ver ya Rabbi. En hayırlı şekilde ver ya Rabbi. Başka? Ya Rabbi ben hiç yaşlanmamak istiyorum. Ya Rabbi ben sonsuz genç yaşamak istiyorum. Ya Rabbi ben sonsuz lezzet almak istiyorum. Hiç sıkılmadan bütün yiyecekleri yemek ama doymamak istiyorum. Ya Rabbi ben sürekli uçmak istiyorum. Ne isteyebiliyorsanız isteyin kardeşim. En lüks arabalardan en yüksek mevkilere kadar. En hakkınızda hayırlı olan neyi düşünüyorsanız onu isteyin ama Allah için isteyin. Çünkü Allah vermek istemeseydi kalbimize istemek duygusunu vermezdi. Öyleyse Cenab-ı Hak bizi en iyiye, en hayırlıya kavuştursun. Dua için küçük bir ipucu verip öyle kapatalım. En hayırlı dua arkadaşlar, en makbul dua, hani mübarek yerlerde, mübarek vakitlerde, mübarek zamanlarda yapılan dualardır elbette. Ama duamızda şu sistemi, şu denklemi uygularsak. Önce istiğfar, tövbe ve istiğfar, sonra salavat, sonra dua, sonra salavatla bitirirsek, iki salavat arası, yani iki makbul dua arası yapılan dua da makbuldür düşüncesiyle, İnşallah Cenab-ı Hakk'a yaptığımız dualarda çok daha kalbi ve samimi hissederek dua edersek inşallah dualarımız kabul olacaktır. Eğer Cenab-ı Hak bu dünyada duamızı kabul etmezse bilin ki daha hayırlısını bizim için saklamış demektir. Hiçbir şey olmazsa da şunu unutmayalım, dua bir ibadettir. Sevabı ibadetin ahirette verilir. Eğer hayırlısı Allah zaten verir, değilse sonra verir veya başka bir surette verebilir. Hasta bir çocuk doktordan bir şey istese, ya hekim şunu bana ver dese, doktor o hasta çocuğa dokunacak bir şeyi elbette vermez. Daha iyisini verir veya başka bir şey verir. Böyle olmuyor ya, yerinden okuyalım, sen kitabı ver de. Bakın ne diyor Bediüzzaman Hazretleri.
Dua eden adam anlar ki birisi var. Onun hatıratı kalbini işitir. Her şeye eli yetişir. Her bir arzusunu yerine getirebilir. Acizine merhamet eder. Fakrına medet eder. İmdat eden, ihtiyacımıza, muhtaçlığımıza cevap veren sonsuz güç sahibi olan Rabbimiz varken şunu unutmamalıyız. Dua en kuvvetli operatördür. Her yerden çeker. Evet arkadaşlar, bu haftalık haftanın mesajının sonuna geldik. Yorum kısmına küremize koymamızı istediğiniz vecizeler varsa lütfen yazın. Videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın ve kanala abone olmayı da inşallah unutmazsınız. Allah'a emanet olun.